Vallahi ben hiçbir şey anlamadım Gönül Hanım. Haklısın. İçinde olmayınca anlaşılmaz zaten. Yani şimdi bu bayılan kızcağız Meleğe öldü mü biliyor? Hay Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu kim yapar? Kim der yani böyle bir şeyi? Ah, benim Cahide Hanım'ı aramam lazım. Nasıl? Ya Gönül Hanım Allah aşkına gel şu işini benim evde yap. Hadi gel. Hava soğuk. Hadi gelin bana. Gelin. Yok yok Aysel Hanım sağ olun. Hadi siz gidin üşümeyin. Benim işim var zaten. Her şey için sağ ol. Çok sağ ol. Bak bir şeye ihtiyacın olursa söyle ama. Tamam tamam. Ses et gelirim. Tamam. Hadi sağ ol. Ay. Hadi sağ ol. Alo. Efendim Gönül. Ya başımıza bir şey geldi. Aa, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Zeynep Turna'nın yaşadığını öğrendi. Ne? Nasıl öğrendi? Ne oldu? Nereden öğrendi? Sen mi söyledin? Yok canım ben niye söyleyeyim? Keşke ben söyleseydim. Nasıl öğrendi Gönül? Ben Turna'yı görmeye gelmiştim. Beni takip etmiş. Buralara kadar gelmiş. Turna'yı gördü mü peki? Gördü. Ama Turna kaçtı. Konuşmadılar. Zeynep ablam mı anne? Hep senin yüzünden. Gittin buldun kızı. Düştün peşine. Böyle olacağı belliydi. Dur sakin ol. Otur bir sakin ol. Dur. Sana 50 kere söyledim. Düşme onun peşine diye. Zeynep görecek diye. Ben Zeynep'in beni takip edeceğini nereden bileyim? Bilerek mi yaptım ben? Bilerek ya da bilmeyerek. Sonuç değişiyor mu? Tamam da yani bu yalanı ne zamana kadar sürdürecektiniz? Yani eninde sonunda bu ortaya çıkacaktı. Çıkmayacaktı Gönül. Anne. Çıkmayacaktı. Anne. Sen... Anne! Anne! Cahide Hanım bakın ben bu yalan için... Alo? Anne! Alo? Anne! 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 Alo? Anne. Cahide Hanım. Anne! Alo? Annem fenalaştı. Aa tamam. Ambulans çağırmam lazım. Tamam. Anneciğim. Aa! Ay başıma gelen. Ben ne yapayım şimdi? Tartalım abla tartalım. Mendilim var abla. 3 tanesi bir ara. Teyze. Teyze. Bir bakar mısın teyze? Ulan sen bela mısın? Gitsene buradan. Ben bir şey yapmadım ki. Orada oturuyorsun sana veriyorlar parayı. Daha ne yapacaksın? Ben istemedim. O verdi. Orada oturup kendini acındırırsan verir tabii. Yoksa sen Necmi'nin sayfasından mısın ha? O mu gönderdi seni? Hayır benim kimse göndermedi. Bas git o zaman uzatma. At. Turna? Turna! O para bizim hakkımız. Ne parası? Baksana elinde işte. Ah, ah yeter mi? Yeter abla. Yeter. Turna. Turna'm neredesin?
Kızı sonra konuşalım mı? Abla annem ölüyor. Ne? Kalp krizi geçirdi. Kalbi durdu. Çalıştırdılar şimdi. Hastaneye gidiyoruz. Ne diyorsun ya? Hangi hastane? Cengiz'im, ne yaptın, ne oldu? Nereye götürüyorsunuz kocamı? Hanımefendi çekilin kenara. Ne yapacaklar? İçeri atacaklar tabii. Niye? Benim kocam bir şey yapmadı ki. Önce o adam saldırdı. Adam şikayetçi hanımefendi. Kocanız ağzını burnunu kırmış. Ya ama niye kırmış? Sen bir önce sorsana ya. Karısını kolluyordu adam. Taksi şoförü bana sarkıntılık ediyordu. Adamın eli armutlu topası memur bey. Ya hem ne kırı memur bey. 2-3 tane çizik var herifte ya. Allah Allah, bu da ne hanım evladıymış. Tamam yeter bacım, çekil. Yürü sen de, hadi gidiyoruz. Vallahi sandıkın ege. Cengiz içeride, Şule hanım sahnelerde. Artık el alemle gününü gün edersin. Deme öyle Cengiz'im, benim için bu dünyadaki tek erkek sensin ya. Nasıl böyle şeyler söylüyorsun? Ben bekliyorum burada seni. Canım. Canım. Nasıl durum? Kalbi durdu evde. Sonra elektroşok yaptılar. O kadar kötüydü ki onu öyle görmek abla, çok kötüydü. Ağlamak yok. O bize bir şey olduğunda nasıl sağlam duruyorsa biz de öyle durmalıyız, tamam mı? Geçmiş olsun. Nasıl şimdi? Doktordan haber bekliyoruz. Ben evden çıkarken iyiydi. Sonra ne oldu bir anda? Ben de anlamadım ki. Telefonda biriyle konuşuyormuş galiba. Gamze oradaydı. Anlatsana sen Gamze. Kiminle konuşuyordu Gamze? Ne oldu? Bilmiyorum. Yani o telefon konuşmasına denk geldi. Sadece denk geldi yani. Sonra fenalaştı zaten. Bacım, sen daha ne bekliyorsun burada? Kocamı bekliyorum memur bey. O benim evimin direği. Ne yapayım? Ha, sanki keyfimizden tutuyoruz kocanı. Çıkmaz o, bekleme boşa. Niye çıkmayacakmış? Adam bir sokak kavgası etti. İdam mı edeceksiniz yoksa? La hamle. Ya kendine acımıyorsun, bari şu kucağındaki çocuğa acı. Yazık, sürünüyor burada. Bak ya, babasını içeri atarken acımadınız. Şimdi mi aklınıza geldi çocuk? Kardeşim, istersen günlerce bekle. Sonuç değişmez ki. Yani kocanı mahkemeye sevk edeceğiz. Mahkemede kararını verecek, bu kadar. Niye benim kocamı mahkemeye sevk ediyorsunuz? Ben size kaç kere söyledim memur bey. Benim kocam suçsuz. O taksici olacak hayvan suçlu. Allah Allah. Hadi bacım hadi. Memuru meşgul etme burada. Yani koskoca karakolda bir kocanla uğraşmıyoruz değil mi? Hadi. Aa, bir dakika bırak beni ya. Sen benim kocamı salmadan ben şuradan şuraya gitmem. Bacım tadını kaçırmadan çık git. Vallahi bak, yani kocanla birlikte seni de mahkemeye veririm. Çocuğa acı, yürü. Tamam be bırak. Ay yazıklar olsun ya. İnsanlık ölmüş. Hadi canım kardeşim. Annemi hep dimdik ve güçlü görmeye o kadar alışmışım ki. Bir anda gözlerimin önünde yığılıverince inanamadım. Düşünüyorum. Belki çok uğraştırdık onu. Özellikle de ben. Çok uğraştırdım. Hani böyle annen ya. Bıkmaz yorulmaz zannediyorsun ama. Kalbi yorgun düştü demek ki. Şişt. Onu
Kalbi o kadar sevgi dolu ki. Bak göreceksiniz, ondan güç alıp kalkacak. Şu hayatta doğru bildiğim ne varsa öğretti bana. Dürüst yaşamayı öğretti. Göreceksiniz bak, annem ayağa kalkacak. Yaşadığını sen burada? Niye dışarıdasın? Evin suyu mu çıktı? Cengiz abim çıkarken beni dışarı attı da. Ayıp Cengiz abin. Her şey Cengiz abinden biri zaten. Şu cebimden anahtarı çıkar. Bu mu? Montumun cebinde. Montum. Ay. Hasan'la. Dışarı çıkar bir şey yap. Benim kafam kazan gibi uzanacağım biraz. Ay. Yemek? Yemek? Al şunu. Aysel karısı ayrılmıyor. Yapar size yemek. Ay. O zaman ben senin sepetini hazırlayayım Hasan. Gidelim. Alo. Alo. Buyur Haydar abi. Ah, şöyle demin buradayken söylemeyi unuttum. Akşama önemli misafirlerimiz var. Aklında olsun. Biraz erken gelirsen iyi olur. Haydar abi ya. Ne oldu? Bizim ufaklık hastalandı. Onunla uğraştık biz de. Senden çıktık, hastaneye gittik. İğne miğne falan. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ ol abi ya. Hani önemli bir şey olmasa dert etmem de. 39,5 derece ateşi yani. Anlıyorsun işte beni. Bir duysan feryat figan ağlıyor çocuk. Ne? Tamam, ne yapalım? Bir sorun olmadı değil mi? Bir konu değil yani Haydar abi. Yok tamam. Ben bakarım bir çaresine. Hadi eyvallah. Kızım hadi gidin şu battaniyeyi tıkma içine artık ya, al kardeşini. Durum nasıl doktor bey? Hastamız şu anda gayet iyi. Kısa bir süreliğine ritim bozukluğu olmuş, dolaşım bozulmuş. 112 ekibi elektroşokla ritmi tedavi etmiş. Kalbinde ve beyninde hasar gözükmüyor. Bugün burada ağırlayacağız kendisini. Bir iki gün içerisinde taburcu ederiz diye düşünüyorum hastamızı. Teşekkürler doktor. Geçmiş olsun. İyi misin? Abla iyi misin?
Yumuşak dedim ben sana ablacığım. Sinan, gelir misin, bir şey söyle. Gözünüz aydın yavrum. Teşekkür ederiz. Turna yaşıyormuş. Ne demek Turna yaşıyormuş? Gördüm bugün, yaşıyormuş. Zeynep, nerede gördün? Gönül Hanım bir garip davranıyor. Benden bir şeyler saklıyor diyordum ya. Konu hastalığı değilmiş, Turna'ymış. Şüphelendiğim için takip ettim bugün. Turna'nın yanına gidiyormuş ve bunu benden saklıyormuş. İnanabiliyor musun? Annem rahatsızlandığı için geldim şimdi. Yani iyi olduğuna göre ben tekrar Turna'nın yanına dönmek istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Bir saniye, bir saniye. Nereye gidiyorsun? Evine. Ya konuşmadı benimle, küs galiba. Ya Zeynep, yani ufacık çocuğa ben seni öldü sanıyordum mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Yok, öyle demeyeceğim tabii de düşünürüm bir şeyler. E tamam, o zaman düşün, ondan sonra git. Yok ya, ben... Ya ben ameliyata girmeden önce beni unut, şuraya dön dedim ya, ona da kırıldı tabii. Ya bilmiyorum, ben bir karşısına çıkayım, bulurum söyleyecek bir şey. Zeynepciğim, önce ne diyeceğini bulsan, ondan sonra gitsen daha mantıklı değil mi? Ha? Şu an Turna'nın yanında olmak dışında başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ya Zeynep, ben sana gitme mi diyorum? Turna'yı görme mi diyorum? Tamam git ama önce bir sakin, zaman tanı. Akşam ya da yarın beraber gideriz. Yanında olmak istiyorum. Peki. Ben sana bir kahve alayım. Sen biraz sakinleş. Olur. Turu nerede? Yüzünü yıkamaya gitti. Ben gidiyorum Gamze. Nereye? Turna'nın yanına. Abla, annem ayaklansaydı bir oturup konuşsaydık. Gamze lütfen ya, ben şimdi Sinan'la gerildim zaten. Bir de seninle gerilmek istemiyorum. Abla ya bir şey olursa? Ya daha ne olabilir ya? Daha ne olabilir? Turna yaşıyor. Peki yani Cengiz de şöyle sana bir şey yapabilirler diye dedim. Ne yapacak şöyle bana? Yaptı zaten yapacağını. Beni Turna'dan uzak tutmak için bana yalan söyledi. Turna öldü dedi. Gittiğimi söylersin Sinan'a, tamam mı? Tamam. Hadi haberleşiriz, görüşürüz. Gönül anne, iyi misiniz? Yalan söylemenin en kötü tarafı ne biliyor musun? Bir yalan söylediğiniz zaman onun üstünü örtmek için başka bir yalan söylemeniz gerekiyor. Evet. Keşke Turna'nın yaşadığını öğrendiğimde hemen Zeynep'e söyleseydim. Şimdi bana çok kızgın. Yüzüme bile bakmıyor. Kendinizi suçlamayın. Sizin bir suçunuz yok. Yani ortada eğer bir suç varsa, suçun en büyüğü benim. Yok oğlum, olur mu öyle şey? Sen de benden öğrendin zaten. Gönül anne, sen bana söylediğin zaman ben Turna'nın yaşadığını biliyordum. Alo. Alo, Şule Hanım. Evet, sen kimsin? Ben Gamze Güneş. Gamze Güneş kim?
Cahide Hanım'ın kızı. Hadi. Cahide Hanım'ın kızı Gamze. Bir siz eksiktiniz bugün zaten. Ne oldu? Hangi dağda kurt öldü? Ablam Turna'nın yaşadığını öğrenmiş. Ne? Nasıl öğrenmiş? O uzun hikaye. Sabah da oradaymış. Şimdi de sizin evin oraya doğru geliyor, yolda. Aman canım gelsin, ne yapayım? Barikat mı kurayım kapının önüne? Zaten canım burnumda. Bir de senin o manyak ablanla uğraşmayayım yani bu sinirle Gamze. Şule Hanım, sizden bir şey isteyeceğim. Turna'nın öldüğü yalanını sizin uydurduğunuzu söyler misiniz? Ablam annemden bilmesin. Allah Allah, oldu canım. Başka bir şey istiyor musun? Suyundan da koyayım. Şule Hanım, beni bir dinler misiniz? Ne dinleyeceğim ya sizi? Manyak manyak konuşuyorsunuz. Onu yap, bunu yap, bunu söyleme. Aman bunu sakın yapma. Size mi soracağım ya ne yaptığımı ben? Bakın, Şule Hanım, annem bir kalp krizi geçirdi bugün. Eğer ablam gerçeği öğrenirse annemi defterden siler. Annemin kalbi buna dayanmaz. Ya sizin özel hayatınız beni hiç ırgalamıyor, siz anlamıyor musunuz? Şu söylediğine bak, annesi kalp krizi geçirmiş bilmem ne. Geçmiş olsun, Allah sağlık versin. Bizim burada sofraya koyacak iki lokma ekmeğimiz yok. Benim kocamı hapse attılar. Hapiste kalacak mı? Kaç yıl yatacak? Başına ne geldi? Neyin nezarette bu adam? Bir şey bilmiyoruz yani. Kocanızı hapse mi attılar? Evet canım, hapse attılar. Yani biz sizin ablanızın psikolojisiyle hiç uğraşacak gibi değiliz, tamam mı? Hadi Allah sağlık versin, selametle. Şule Hanım, bir saniye kapatmayın. Size bir teklifim var. Ne teklifin var? Cengiz Bey'i kurtarabiliriz. Tabii eğer siz benim istediklerimi ablama söylerseniz. Nasıl kurtaracağım, nasıl olacak o iş? Uyudu mu kızım? Uyudu. Maşallah bu çocuğa. Vallahi ağzı var, dili yok. Yani böylesine bakmak da küfretti. İki be kadın. Şu Sabi'yi beslersin, uyutursun, sallarsın. Bu kadar yani. Ha sen ne Memo? He, uyanırsa acıkır diye. Kesin acıkır. Kesin. Melek, sana ben bir şey soracağım. Bugün gelen kadın kimdi? Akraban mıydı? Eskörtmen. Niye kaçtın kadından yavrum? İşte. Ama ben merak ettim şimdi. Yoksa sana kötü bir şey mi yaptı ha? O da çok üzüldü herhalde ha? Yazık. Kapının önüne yığılıvermiş. Eşikte bayılmış öyle. Hasan deme oldu mu? Ya Melek, ben sana bir şey diyorum. Duyuyor musun sen? Bak Aysel teyze. Vallahi Hasan uyanırsa, yemek bulamazsa... vallahi o küçük ağzıyla bizi yer. Tamam. Tamam kızım, tamam. Hadi ben şimdi hazır ederim. Gamze, Zeynep nerede? Turna'nın yanına gitti. Ya gerçekten pes diyorum ya. Beraber gidecektik. Beklemek istemedi. Merak etme. Bir sorun çıkmayacak. Ben Şule ile konuştum. Yalan o üstlenecek. Tek derdim bu değil Gamze. Turna ile karşılaştığı zaman olacak olanlardan korkuyorum. Zeynep öğretmen geri dönmüş. Turna'yla konuşmak istiyorum. İnsan bir hal hatır sorar ya, öyle lank diye. Turna'yla konuşmak istiyorum. Çağırır mısın Turna'yı?
Melek. Evde değil. Zeynep, ne yapıyorsun sen? Ya Dingo'nun ağrı mı burası? Turna. Hareketlere bak. Turna. Kızım kimsin neredesin sen ya? Bana bak, vallahi polisi çağırırım. Turna. Ya yatak odama ne giriyorsun? Bak polisi ararım ha. Nerede Turna? Tövbe tövbe ya. Ya git buradan ikile. Neredeyse nerede? Hadi yayla. Nasıl böyle bir yalan söyleyebildin ya? Nasıl ayırabildin Turna'yı benden? Niye ayırmayayım Turna'yı senden? Ağzı mısın, babası mısın? Vicdansız. Karşıma geçtin, öldü dedin. Ölen de ölünmez dedin, neden? Ya sen öz be öz suçumu kaçırmadın mı benim ha? Öldü diye göstermedin mi? Beni kahretmedin mi? Senin yaptığın suç değil de benim yaptığım mı suç? Etme bulma dünyası Zeynep Hanım. Almayacaksın mazlumun ağını. Sen kendince öç mü aldın yani benden? Ben senden niye öç alayım ha? Sen kimsin ki korku filmi gibi çöktün bizim hayatımıza? Baba. Oy oy oy. Nasıl da yermiş kuzum benim. Nasıl da yermiş Hasan'ım benim. Kurban olurum ben sana. Oy. Çünkü o tam bir oburcuk. Obur obur obur. Kurban olurum ben onun oburluğuna. Al bir tanem. Al bir tanem benim. Al bir tanem benim. Üf. Bu altına yapmış. Sen ne yapıyorsun Hasan? Biz üstten veriyoruz, sen aynen attan mı boşaltıyorsun? Ha? Ha, attan mı boşaltıyorsun kuzum benim? Attan mı boşaltıyorsun? Melek, hadi bir koşu git bez getir de evden yavrum, altını değiştirelim. Böyle kalmasın çocuk. Tamam. Ha. Ay bir dur. Acele etme. Bak. Kurban olsunlar sana. Şöyle. Bak. Buraya Turna'yla konuşmaya geldim. Onunla konuşmadan da bir yere gitmeyeceğim. Defol git evimden Zeynep. Defol git, senin benim çocuğumla konuşma hakkını sana kim veriyor ya? Çocuğun kafasını karman çorman edeceksin, defol git. Ya gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Turna'yla konuşmadan buradan gitmeyeceğim. Ya sen delirdin mi? Defol git buradan. Ya git buradan. Çık evden. Çık ya. Turna. Şimdi sana bir dakika bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Beni dinle, ondan sonra istediğini yapmak da serbest. Ben seni hiç bırakmak ister miyim bir tanem? Ben seni hiç bırakır mıyım? Ha? Ben çok hastaydım. Biliyorsun sen de gördün ya beni, çok hastalandım ben. O yüzden sana git dedim. Daha fazla üzülme diye, ben öyle görüyorum. Çok uzun uyudum ben. Çok uzun uyudum. Aylarca uyudum ben Turna. Sonra uyandım. Turna nerede dedin? O çok uzaklara gitti. Bir daha dönmeyecek. Oh, my God. Oh.
Özür dilerim. Sana ben çok özür dilerim. Ben senin yanında olamadım. Çok özür dilerim. Ben seni hiç bırakmak istemem. Biliyorsun değil mi? Benim adım Turna değil. Melek. Güle güle Zeynep öğretmen. Aferin kız sana. Çok güzel cevap verdin ha. Ben bile şaşırdım. Anasının kızı hazır cevap. O ne? Hasan'a rez almaya geldim. Tamam. Şimdi gitme ama şu karı bir gitsin de. Ablan geldi değil mi? Konuştuğumuz gibi. Ben yaptım dedim. Ben görevimi yaptım, şimdi sıra sizde. Çıkarın Cengiz'i mi? Zeynep. Ne oldu, iyi misin? İstemedim beni turna. Zeynepciğim, turna sana biraz kırgın. Sana söylemiştim, biraz zamana ihtiyacı var. 1,5 sene az bir zaman değil. Yani biz bu zamanda Turna'nın ne yaşadığını bilmiyoruz. Belki de Şule'yle araları düzeldi. Ha? Ya Turna şu an belki de mutlu, öyle düşün. Hastaneye dönelim. Uyandığında annemin yanında olmak istiyorum. Telefonda telefon diye. Git konuş. Sağ ol amirim. Vallahi evde 2 tane bebe var yani. Merak ederler beni. Tamam işte, hadi konuş. Uzatma ama. Yok amirim, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz falan, o kadar. Alo. Alo Süle. Cengiz, ben Cengiz. Cengiz'im, çıktın mı? Çıktım. Türkü Bar'a geldim seni seyretmeye. Kızım, mal mısın sen? Ne anlatıyorsun ya? Sen ne yaptın? Sahnede misin? İstek parça falan alıyor musun? Keyfin iyi mi? Ha, merak ettim. Ya Cengiz, ne diyorsun ya? Sen içerideyken ben gidip türkü mü söyleyeceğim yani? Saçma sapan konuşma. Ne yaptın yani? Ya bir bahane uydurdum, gitmedim yani adama. Evdeyim. Vay. Erkeğini satmadın yani ha? Duy da inanma. Ya ne satması
gerizekalı. Sen asıl bombaya gel. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Acaba ben Şule'den şüphe ettim diye utanacak mısın bakalım? Ne oldu kız? Söylesene kızım. Taksici işi tarih oldu. Sabaha salarlar seni. Nasıl salıyorlar lan? Ne anlatıyorsun sen kızım? E tabii gittim konuştum adamla. Yalvardım yakardım dedim. Çoluğum var çocuğum var yapma falan filan adam da inandı. Sabaha salacak. Ciddi misin kız? Evet ciddiyim. Allah Allah. Tamam hadi yeter uzatma kapat. Amirim iki dakika daha bir şey yapsın. Ya tamam boş ver Cengiz'im ya zaten sabah geleceksin boş ver hiç muhatap olma. İyi tamam hadi sağlıcakla kapa. Amirim çok teşekkür ederim. Hadi. Herkes burada. Sen bir kabus gördün herhalde. Merak etme. Her şey yolunda. Biliyordum bunu da atlatacağını. Siz yanımda olduğunuz sürece her zorluğu aşarım ben. Varlığınız ayakta tutuyor beni. Sana bir güzel haber vereyim o zaman. Turna yaşıyor. Yaşıyor mu? Nasıl? Ben sana anlatırım anneciğim. Hem şimdi çok heyecanlandırmayalım seni. Yalnız Duru'ya uyandığını söylemezsek bizi mahveder. Ablacığım sen dışarıdakilere annemin uyandığını söyler misin? Söylerim. İyi ol tamam mı? Sana ihtiyacımız var. Gamze. Neler oluyor? Merak etme anneciğim. Ablam seninle ilgili bir şey bilmiyor. Ben Şule ile de konuştum. O da bir şey söylemeyecek. Hallettim ben her şeyi. Merak etme. Nasıl? Anneciğim bak gelirler birazdan. Ben sana sonra anlatacağım. Ama bir sorun olmadığını bil tamam mı? Girelim mi biz de? Girin ama Gamze çıksın kalabalık yapmayın. Tamam. Ben bir hava alacağım. Tamam. Aa, siz girin ben sonra girerim.